Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Bu yabancı kadın nasıl Betüş olabilir? Dudu Taceddin'i neden köpek yapmış gene? Ben yokken neler olmuş burada böyle Periliçem? Hiçbir şey anlayamıyorum. Ben de senin gibi hiçbir şey bilmiyorum ve en az senin kadar şaşırdım. Bu sabah neler olup bitiyor? Duduların dönmesi lazımdı. Ne yapıyorlar diye şöyle bir bakayım dedim ve bu manzarayla karşılaştım. Ve görev başına Perihan. Seni bir kör düğün bekliyor. Git, ne oldu bitti öğren ve bu düğümü çöz. Ah Dudu, ah. Ne yaptın gene? Ne yaptın? Taceddin'le kaçırdığınız hayatın geri kalanını şurada mutlu mutlu ne güzel yaşayacaktınız. Hani ne oldu gene böyle, kahretsin. Hayır, kızlar ne kadar üzülmüşlerdir kim bilir. Betüş. Betüş. Dur geldim, su mu istiyorsun bir tane? Al canım, al suyu, al bakalım. Bakar mısınız? Ay, hemen geliyorum. Ay, Allah'ım ne zor işmiş bu böyle. Ay canım, bir yandan müşteri yetiş, bir yandan çocukla ilgilen. Ay kafayı oynatacağım. Rahat dur annem, ben geleceğim suyunu vereceğim, tamam mı canım? Ay, buyurun. Ben çilekli pasta istemiştim, siz çikolatalı getirmişsiniz. Lütfen bunu değiştirir misiniz? Bakıyorum da pastanın neli olduğunu anlamak için yarısını götürmüşsünüz hanımefendi. Değiştirecek misiniz, değiştirmeyecek misiniz? Derhal değiştiriyorum. Nerede kaldın? Abim, verdiğin liseyi okumak bile bir saat sürüyor Suzan. Sonuç? Sonuç, istediğin şartlara uygun bir tek dadı adayı var. O da 6'da gelecek görüşmeye, akşamüstü. Kaç yaşındaymış? İşte uymayan şartlardan bir tanesi o, 25. Aa, Efecan buradaymış, Efecan. 25 mi? Evet. Daha orta yaşlısı yok muymuş? Yokmuş Suzan. Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur. İnşallah bu dadayı beğenirsin de sen de kurtulursun ben de. Bakıyorum da çocuğumuza bakmaktan eziyetmiş gibi bahsediyorsun Zahmi Bey. Aşk olsun Suzan. Ben senden bahsediyorum, kendimden bahsediyorum. Bir aynaya baksana, berbat durumdasın. Neden? Çünkü halam gittiğinden beri bu bebeğe ben bakacağım diye tutturdun. Bana güvenmeyip getirip kafede bakmaya başladın. Ne oldu ondan sonra? Müşteriye bak, bebeğe bak. Sonra sinirlenip akşam gidip hıncırı benden çıkar. Onun için mutlaka bu dadıyı tutmamız gerekiyor Suzan. Ben şimdi Efecan'ı alıp eve gideceğim. Sakın itiraz etme, sakın itiraz etme. Gerçekten Efecan'ı alıp eve gideceğim. Sen burada biraz müşterinle ilgilen, kafanı dinle. Sonra eve gelince akşam hiç olmazsa daha sağlıklı karar verirsin. Onun için ben Efecan'ı götürüyorum. İyi tamam, ben de kafayı erken kapatır gelirim. Tamam. Bana bak, kız benden önce gelirse sakın hiçbir şey söyleme. Bizzati kendim test edeceğim. Pardon. Buyurun. Çilekli pasta mı getirecek misiniz yoksa biz kalkalım mı? Kalk kızım kalk, kalk. Hadi hesaplar bana. Bırak çantayı bırak, ben veririm. Hadi, hadi. Hadi beyim sen de beraber değil misiniz? Hadi yallah yallah. Benim başımı merak etme. Hadi, hadi. Oh be. Her şey attım. Siz kalabilirsiniz. Afiyet olsun. Oh be. İnsanın evi gibi yok vallahi. Girin çocuklar, girin. Anne, evde soğuk su var mıdır? Öldüm susuzluktan. Dolabı aç bak kızım. Ben de istiyorum. Ilık suyla karıştırın, boğazınızı üşütmeyin sonra. Ben odama çıkıyorum, Tuğçe'yi arayacağım. Kimse telefonu kullanmasın. Tamam mı kızlar? Allah Allah, gelir gelmez başladık yine ya. Sinirlenme Sadıkçığım. Geldiğimiz haber verecek. Hadi sen geç, dinlen birazcık. Of,
Yok işte, bir kadın su bile yok. Firuze ablanız her zaman dolapta su bulundurur. İyice bakın, oradadır. Aa, hayatım, gel sen böyle. Daha iyi misin? Hem anneme hiç benzemiyor, hem de annem gibi davranıyor. Onun sihirlerinden yapıyor. Çilek, sen de ister misin? Yok, vazgeçtim. Ben odama gidip üstümü değiştireceğim. Tamam. Ben odama gidiyorum. Tamam kızım. Şey Betüş, bazı çilek seni ilk defa görüyormuş gibi bakıyor. Ne oldu, niye? Bilmiyorum, soruyorum. Yok, sana öyle geliyor diyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim. Hayat renk.